Merhaba arkadaşlar, kanalımın yepyeni bir videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle LeBron James'in en iyi versiyonunu paylaşacağım. Herkes diyor 16 mı ya da 2013-14 mü? Benim için en iyi versiyonu 2008-2009. Niye derseniz, LeBron Miami'ye gitmeden önce şampiyonluk yaşamadı. Finallerde vesaire kaybetti. Ama hep kötü takımla oynadı. Yanında star ya da süperstar bir oyuncu yoktu. Front office'in kötü takasları yüzünden. Ve LeBron bu kötü takımları her zaman playoff finallerine ya da NBA finallerine taşıdı. Ve 2008-2009 yılında ise lig MVP'si seçildi. Cleveland Cavaliers 66 maç kazandı, 16 maç kaybetti. Ve böyle takımı böyle rekorla playoff'lara taşıdığı için ve 28.9 sayıyla oynadı. Ortalama zaten 8 rebound, 8 asiste falan oynuyordu. Ve playoff'larda da muazzam bir istatistik yakaladı beyler. O yüzden benim için bu LeBron versiyonu yalnız olduğu için en sonunda zaten gına geldi ve Miami'ye gitti. Chris Bosh'la, Dwayne Wade'le Big Three kurdular. Önceden de Big Three vardı Boston'da. İlk Boston başlattı zaten. Paul Pierce, Ray Allen, Kevin Garnett. Neyse, uzun lafın kısası bu versiyonu, en iyi versiyonu bunu sizlerle paylaşacağım demiştim. Şimdi laf uzatmadan direkt videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar, pozisyon olarak her zaman diyorum en iyi point guard olarak yapılıyor build'ler. Yani sizler de artık biliyorsunuz, yani farkına varmışsınızdır. Ve burada 6-9 yapacağız. Ben 6-9 daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazı bejler çok daha iyi, çok daha güzel yerlerde. Mesela 6-8'de finishing çok önemli olan bejler tier 3'te. 7-7 kol değil, sorry. 7-4 kol 85 üçlüğümüz olacak. Öncelikle dunk'ımız, benim videoda gördüğünüz karakterimin dunk'ı arkadaşlar 86. Ben 83 istiyorum. Gold Slittery, Gold Posterizer ve Gold Limitless Takeoff'um olacak. 77 Driving Layup, Standing Dunk 75. Daha sonra şutumuz 85 olacak. 18 becimiz oluyor. Daha sonra ball handling'imiz 87 ve bu çarda 75. Ben 80'i daha çok beğeniyorum ama 75 de iyi ve park için yeterli. Speed with ball 75. Daha sonra perimetremiz 86. Bu Silver Clamps. Steel'imiz 85. Silver Glove alacağız. Blow'umuz 87. Silver Anchor. Ve Defensive Rebound'umuzu 85. Şimdi arkadaşlar, siz bunu şöyle yapabilirsiniz. Benim ekstra bejlerim olduğu için ben böyle yaptım. Ama siz bunu farklı yapabilirsiniz. Bakın, böyle yapabilirsiniz. Ve rebound'u düşürebilirsiniz. Bakayım. Gördüğünüz gibi speed'imiz ve acceleration'ımız. Burada 82 vertical'ımız olması lazım animasyonları alabilmemiz için. 94. Gördüğünüz gibi 94 stamina ve 80, isterseniz 80, aynen 81 yapabilirsiniz. Başka bir şey değişiyor mu bakalım, sizler için bakıyorum. Değişen bir şey yok. O yüzden istediğiniz yere verebilirsiniz aslında. Midrange'e de verebilirsiniz. Savunmaya da verebilirsiniz. Dediğim gibi ben 15'li yaptım. Siz bunu 17 olarak yapabilirsiniz finishing'i. Ben böyle yaptım çünkü benim ekstra bejlerim olduğu için. Şimdi kendi versiyonumu göstereyim. Benim versiyonum böyle. Bakın. Benim versiyonum böyle böyle. Devam edelim. Burada Easy Blow Bias. Bunun adı Easy Blow Bias. Turuncu olanı aldım çünkü çok OP. Yani stickle smash vurabiliyorsanız muazzam. Burada istersen play take alırım, istersem lock take. Ben Extreme Clamps alacağım. Hani videoda da zaten gördünüz, onunla oynadım. Ve burada klasik inside out scorer çıktı. Şimdi sizi kullanacağım bejleri göstereceğim. Sizde 17 finishing olacak beyler.
Bakın. Limitless Takeoff, Fearless Finisher, daha sonra Slithery. Ben burada, beyler bakın, burada, buraya iki tane badge vereceğim. Bakın buraya iki tane vereceğim. Ekstra iki badge'im var. Buraya vereceğim. Siz vermeniz gerek yok. Çünkü 17 badge'iniz olacak. Dediğim gibi. Slithery. Bunu kovladıktan sonra Akrobat. Bu kadar. Ben buraya iki tane vereceğim. Daha sonra gelelim. Green Machine. Agent 3. Daha sonra böyle Amped. Limitless. Bunu korlayacağız tabii ki. Daha sonra istersek Blinders da verebilirsiniz beyler. Böyle. MT verin. Ve böyle oynayın. Bu yeterli. Daha fazla ihtiyacımız yok. Zaten finishing'de de burada bu posterizer'ı korladıktan sonra açılacak zaten her şey. Ama dediğim gibi siz 17 finishing'le yapın. Ekstra badge'leriniz yoksa, varsa ise benim kadar, benim ekstra 5 tane badge'im olması gerekiyor. O zaman sizler benim gibi yapabilirsiniz. Bir de benim core şeyimde ben 2 tane savunmayla oynayacağım. Öyle ayarladım. Bailout burada. Dimer vereceğim. Endless for days. Unpluckable'ı dur bakayım. Böyle sorry. Unpluckable'ı core'layacağım. Endless for days'e vereceğim. Sonra Hyperdrive'ı verip daha sonra da istersem Clampbreaker da verebilirim ama o kadar bir becim olmayacağı için ya sıkıntı değil zaten. Böyle yapabilirim. Ya da tam tersi şöyle yapar. Hani bana kalmış. Sonra savunmada. Savunmada ben iki tane korlayacağım. Hani siz şimdi burada bir tane göreceksiniz ama benim kariyerde bundan iki sezon önce 40 olduğum için savunmada iki tane korlayacağım. Bir de ona göre de ayarladım ben oyunu. Yani bildim. Daha sonra şöyle, evet, box out, love. Şimdi 11 tane badge'im kaldı. Bunu korlayacağım. Sonra da aslında bunu korlayacağım bakın. Bunu korladıktan sonra, çünkü dediğim gibi savunmada benim 2 tane olacak. Burada siz şey görüyorsunuz ya, finishing, shoot, playmaking ve sağda yani şu benim facecam'in altında savunma core badge'leri. Bende shoot yok. 2 tane savunma var. Playmaking ve finishing var olacak beyler. Sonra işte bunu da korlayacağım. Bunu da korladıktan sonra bir sürü becim olacak. Sonra buraya vereceğim işte. Ona göre buraya verebilirim. Yani Chase Down'a verebilirim. Bana kalmış, istersen böyle yaparım. Chase Down'a veririm. Challenger'ı da verebilirim. Yani duruma göre değişecek. Ama dediğim gibi siz 17 yapın ekstra badge'leriniz yoksa, ekstra badge'leriniz varsa 15'te bırakabilirsiniz. Savunma reboundunu 85 yapabilirsiniz. Yani size kalmış 2 versiyonunu gösterdim. Öncelikle şimdi build'e gidelim. Build'i göstereyim sizlere. Evet beyler, build'imiz bu. Şu an 68 overall. Ve gördüğünüz gibi burada bir tane finishing verdim. Daha sonrasında otekleri savunmaya verdim. Aslında shoot ve savunmaya verdim. Şimdi bakın. Burada dediğim gibi 93 driving dunk'ı var. Baya çok para istiyor biliyorum. 43 var. Bu 43.000'i basarım. Sonra burada daha hepsini kasmam lazım. Bakın dediğim gibi ben şunu söylemek istedim sizlere. Bakın ben burada böyle oynuyorum. Bunları kullanıyorum ben. Yani bende finishing, playmaking, defense, rebound, defense, rebound yazıyor. Anlatabiliyor muyum? Bak yine gösteriyorum. Ben bunu kullanıyorum. Yani 2 sezon önce, yani sezon 4'te galiba aynen 40 ödülünde bu vardı. Yani ona göre seçebiliyordunuz. Ben ona göre yaptım. Bir de ekstra badge'lerim olduğu için. Ama siz 17 finishing badge ile yaparsanız gösterdiğim gibi yanlış yapmış olmazsınız. Böylelikle beyler videomuzun da sonuna geldik. İsteyenlere LeBron James face scan'ini gösterebilirim. Bakın çok güzel. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ben İsmail. Lütfen beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Peace out.